Gençler Birliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Gençler Birliği'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle bu sıcak havada mücadele eden her iki takım futbolcularını da tebrik ediyorum. Gerçekten çok inanılmaz bir sıcak vardı. Kolay değildi bu saatte oynamak. Evet, maça gelirsek sevindirici taraf tabii ki lige 3 puanla başlamamız oldu. Takımdaki oyuncularımızın birçoğu biliyorsunuz kampın sonlarına doğru geldi. Bazıları yeni geldi, bazıları daha 2-3 gün önce geldi falan. Ona rağmen çok iyi bir mücadele gösterdiler. Rakibimizi iyi bir analiz yapmıştık. Ona göre de hafta içi antrenmanları yapmıştık. Sevindirici taraf iki kenar oyuncumuzun da bu çalışmaların neticesinde attığı goldü. Bu bizi mutlu etti. 2-0 yakaladıktan sonra bana göre gene pozisyonlarımız vardı ama basit bir gol yedik. Ve bu bizi biraz da ikinci yarı için stresi soktu. Rakip takım iyi bir takım, iyi mücadele etti bugün. Kesinlikle zorladılar. Bizim de çok kaçırdığımız pozisyonlar oldu ama oyunun genelinde tutmayı bildik. Kolay değildi. Hem savunmada hem hücumda oyunun prensiplerini yapmaya çalıştı çocuklar. Zaman zaman çok iyi yaptılar. Zaman zaman yapamadıkları zamanda da biraz baskı yedik. Ama normal ilk maçlar her zaman zordur ve skoru korumak kolay değildir. Ve bunu başardı çocuklar. 3 puanla başlamamız bizim için güzel oldu. Enes'le alakalı bir görüşmelerimiz oldu. O bizim değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Burada da iyi bir performans göstermişti. Bizleri de çok seviyor. Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Bir aksilik olmazsa aramıza katılacak. Yani bunu daha önce de tabii söylemiştim. Geçen sezondan 17-18 oyuncumuz gitti. Kaleciler dahil bu sezon 9 oyuncu, 9-10 oyuncu gibi geldi. Tabii ki kulübümüzün bütçesine göre hareket ediyoruz. Kaçırdığımız birçok oyuncu oldu. Ama elimizdeki şartların en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. İyi bir başlangıç oldu. Çocuklar için iyi bir moral oldu. Hafta hafta ilerleyeceğiz. Öyle bir keskin bir açıkçası hedef koymadık. Elimizdeki şartlar, her hafta alacağımız iyi oyunlar ve galibiyetler bizim nerede olacağımızı gösterecek. Adım adım gideceğiz.